Kudeyt Vadisi'ndeyiz. Mekke'ye yaklaşık 170 kilometre. Hicret yolunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bir büyük mucizesinin gerçekleştiği mekandayız. Burası Kudeyt Vadisi. Bu vadide yaşlı iki karı koca yaşıyordu. Ebu Mabet ve Ümmü Mabet. Çölde insanlara, kervanlara, yolculara süt satan, yemek satan, ekmek satan çadırlar olurdu. Ümmü Mabed'in çadırı da öyle bir çadırdı. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve onlara yol gösteren Abdullah bin Uraykıt'la beraber Şam yolunda, Mekke'den Şam'a kadar giden bu ticaret yolunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuk esnasında acıktı. Öyle çok erzak alma şansları yoktu. Nasıl olsa yol boyunca deve çiftlikleri, süt satan çadırlar bulunurlardı. Allah Resulü çok susamış, çok acıkmış bir halde, "Ey Ebu Bekir, buralarda karnımızı doyuracağımız süt veyahut da ekmek gibi, yemek gibi bir şey bulma şansımız var mı?" dedi. Buralarda çok cömert bir aile var, yaşlı karı koca. Onların çadırı var. Ebu Mabet yoksa da hanımı Ümmü Mabet vardır dediler. Üç yol arkadaşı Ümmü Mabet'in çadırına geldiler. Selam verdiler. Ümmü Mabet, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. "Siz kimsiniz?" Ümmü Mabet'e Hazreti Ebu Bekir yolculuklarını anlattı. Peygamberimizin Allah'ın Resulü olduğunu anlattı. Bunu gizli tutmasını istedi. Ümmü Mabet, "Şu Mekke'de Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen siz misiniz?" dedi. Peygamberimiz, "Evet, ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Kadın dedi ki, "Ah Ebu Mabet," kocasına söylüyor, "senin canın çıkmasın he mi? Ey Ebu Mabet, bugün dağa gidecek, koyun güdürecek gün müydü? Bak, Mekke'ye gidip tanışmak istiyorum. Yeni, güzel şeyler söylüyormuş. Muhammed'i görmek istiyorum dediğin Muhammed bizim çadırımıza geldi. Gitmeseydin bugün," dedi. "Kocam da sizi merak ediyordu," dedi. "Buraya gelip geçen kervanlar sizden bahsettiler. Anlattığınız dinden bazı şeyler anlattılar. Bizim hoşumuza gitmişti. Acaba nasıl biri? Gidip bir tanışalım demişti kocam. Senden haber getirecekti. Kadere bak, ben ondan önce gördüm sizi." Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ona İslam'dan bir şeyler anlattı. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, "Biz çok açız, yolcuyuz. Bize süt vesaire ikram edeceğin bir şey var mı?" Ümmü Mabet dedi ki, "Vallahi hiçbir şey yok," dedi. "İşte çadırımın içi, işte çadır. İçinde bak, hiçbir şey yok. Yaşlı bir koyun ya da bir keçi sütten kesilmiş. İşte," dedi, "şundan başka bir şey yok. Bu da sütü kesilmiş. Hiçbir hareket edecek gücü yok." Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, "Ben," dedi, "ondan," dedi, "süt sağsam, sütünü içsek müsaade eder misin?" Kadıncağız peygamberimize tuhaf tuhaf baktı. Peygamberlerin mucizeleri vardır Müslümanlar. Mucizeyi inkar edenler, mucizelere akıl yoluyla izah bulamayınca bunlar mitolojidir, bunlar hayal ürünüdür diyenler bizim ehli sünnet itikadımızın, inancımızın dışındadır. Bizim onlarla bir işimiz yok. Onları biz kendi inançlarıyla, kendi düşünceleriyle baş başa bırakırız. Peygamberlerin mucizesi vardır. Hazreti İsa ölüyü diriltmiştir. Mezardaki ölüyü diriltmiştir. Ben buna kendi varlığıma inandığım gibi inanıyorum. Hazreti Musa denizi asasını vurunca yol olmuştur. Vallahi olmuştur. Ben inanıyorum buna. Bu hayali bir şey değildir. Bu rüya değildir. Bu manevi bir mecaz değildir. Hazreti Peygamber de o Musa'ların, İsa'ların, İbrahim'lerin, Davud'ların, Adem'lerin, Nuh'ların kardeşidir. Hazreti Muhammed de Allah'ın Resulüdür aleyhissalatü vesselam. Kadıncağız şaşırdı, dedi ki, "Hiç bundan süt olur mu?" Allah o kadının kalbine imanı yerleştirecekle yaşlı kadının sarsılmayan koca karı imanı diyoruz ya,
Ümmü Mabed'in çadırından çıktı o iman işte. Koca karı imanı. Allah'ım bize koca karı imanı gibi sağlam bir iman ver ya Rabbi. Öyle her şeyi, şunun delili var mı, bu böyle mi, şu şöyle mi, dırı vırı boş laf edebiyatlarıyla, felsefenin vesvese bulanıklığıyla her şeyi kendi aklı kadar din arayanlardan etme bizi ya Rabbi. Senin aklın ne ki? Dinin aklın kadar olursa. O zaman senin dinin ne ki? Senin aklından üstün bir din değilse din, senin aklından daha geniş ve büyük bir şey değilse Allah, ben ona inanmadım mı diyeceksin? Haşa. Evet, bizim dinimiz bizim aklımızın anlayacağı güzelliktedir ama aklımızın üstünde ve aklımızdan büyüktür. Hazreti Peygamber besmele çekti, koyunun sırtını sıvazladı 3 defa. Hayvan yerinden sıçradı sanki uykudan uyanır gibi. Allah'ım hicret yolundayız, acıktık. Allah'ım bizi şu hayvancağızla rızıklandır, sana yalvarıyorum. Dualar okudu Resulullah. Hayvanın sırtına elini koydu. Sanki hayvanın damarlarından süt akar gibi göğüs torbasına torba dolmaya başladı. Göğüs torbası, süt torbası dolmuştu. Efendimiz bir kap istedi. Sütü Peygamberimiz besmele çekip Resulullah sağdı. Önce Hazreti Ebu Bekir içti, Abdullah bin Uraykıt içti, Ümmü Mabet içti, Peygamberimiz doyuncaya kadar içti. Sonra kablar, tabaklar, çanaklar sütle doldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Hazreti Ümmü Mabet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Medine bekleyi dursun. Medine beklesin. Çadırda Müslüman olanlar vardı. Medinelilerden önce Resulullah'a iman eden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyenler vardı. Ümmü Mabet, annemiz bizim. Resulullah aleyhisselam, kocana selam söyle. Kocan ve sen bizim gittiğimiz yolu gizli tutun. Size sorarlar. Peki ya Resulallah dedi. Müslüman da artık. Ey Allah'ın Resulü, sizin dediğinizi yapacağım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Mabed'i orada bıraktı ve yoluna devam etti. Akşama doğru Ebu Mabed geldi. Ümmü Mabed sanki genç bir gelin kız gibi canlanmış, hareketli, neşeli. Ebu Mabed dedi ki, ey Ümmü Mabed, sana ne oldu öyle? Hani gençlik iksirimi içtin deriz ya, sana ne oldu öyle, nasıl neşelisin? Ben neşelenmeyeyim, kim sevinsin ey Ebu Mabed? Anan ölsün senin. Gidilecek gün müydü bugün dağlara? Hazreti Muhammed geldi çadırımıza. Birkaç saat önce. Şu sütleri görüyor musun? Şu sütten kesilmiş koyunun göğsü sütle doldu. Hazreti Muhammed elini dokunur dokunmaz. Allah'ım, Peygamberimizin elini tutmayı, sünnetlerine yapışarak Resulullah'ın elinden tutmayı bize nasip eyle. Ebu Mabed heyecanlandı. Yapma dedi. Ne diyorsun sen? Ne tarafa gitti? Medine yoluna doğru gitti. Ama kimseye söylemeyeceğiz. Söz verdik. Atına bindiği gibi yaşlı adam çöle doğru sürdü atını. Birkaç saat sonra Resulullah'a yetişti bu adam. Peygamberimize yetişince, ey Muhammed sen misin dedi. Peygamberimiz benim dedi. Hanımım olanları anlattı. Ben de Müslüman olmaya geldim ya Resulallah. Medine'den önce peygambere yetişenlere bakın. 70 yaşında peygamberin peşinden saatlerce at koşturan ihtiyar Ebu Mabed'e bakın. 50 yaşında yatağından kalkıp, 40 yaşında yatağından kalkıp sabah namazına gitmeyen asrımızın Müslümanına bakın. Kardeşlerim, Ebu Mabed şehadet getirdi gecenin bir karanlığı peygamberimizle beraber. Allah Resulüne dedi ki, biz de seninle gelelim mi ya Muhammed? Hayır dedi. Medine'de bizi ne bekliyor daha belli değil. Medine'de ne olacak daha belli değil. Onun için siz gelmeyin ama benim haberim size gelince
gelebilirsiniz Medine'ye. O zaman size de sahip çıkabilirim. Şu anda ben ne durumda bir Medine ile karşılaşacağım bilmiyorum Yesrib'in durumunu. Dedi ki yaşlı adam, ama dedi biz gelince bizi tanımazsın ki. Bizi nereden tanıyacaksın? Bir emanet bir şey verseydin. Resulullah sarığını çıkardı biliyor musunuz? Al bununla gel dedi. Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkeliler yıkılmışlar, yaralılar, 70 kişi ölmüş, 70 esir bırakmışlar, darmadağın, ordu perişan. Ebu Mabet çadırında Mekke'ye dönen yenilmiş bir Mekke ordusunu gördü. Ebu Mabet sordu, size ne oldu böyle? Size ne oldu böyle ey Mekke'nin gururlu kibirli efendileri? Muhammed'e yenildik dediler. Amr ibn Hişam'ı göremiyoruz, öldürüldü dediler. Şu 70 kişi öldürüldü. Ebu Mabet içinden sevindi. Allah'ım peygamberimize yardım ettin. Bedir'de Müslümanlar galip gelmişler. Çok şükür ya Rabbi sana hamdolsun. Onlar gittikten sonra hanımına dedi ki hadi şimdi Medine'ye gidiş vakti. Ümmü Mabet yeter. Çölde insanlara süt ikram ettik. Hayırsa, sevapsa, ikramsa, kazançsa buraya kadar. Medine'de Resulullah galip gelmiş, artık Müslümanlar orada müesseseleşti, oturdular. Bize de bir ailelik yer vardır, hadi gidiyoruz dedi. Bir devenin sırtına yüklediler, çölün garipleri yüklediler çadırlarındaki eşyaları. Kattılar önlerine davarlarını, develerini, Medine'ye yürüdüler. Medine'ye gelince bu çölden gelen garip kıyafetli, fakir, toz toprak içinde yaşlı iki ihtiyarı görünce herkes acıdı. Onlar dediler ki Muhammed nerededir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Nerede buluruz? Resulullah'ın mescidini tarif ettiler. Mescid-i Nebevi'dedir. Onlar develeri, koyunları oraya sürdüler. Develerinden indiler. İki yaşlı İhtiyar, yorgun. Biz otobüste, klimalı arabalarda gidiyoruz. Patlıyoruz, çatlıyoruz. Günlerce yol gitmişler deve sırtında. Yanmışlar, kavrulmuşlar. Efendimiz mescitteydi. Resulullah'ın yanına girdiler. Aradan işte 2 yıl geçmiş. Ebu Mabet yanındaki torbadan Resulullah'ın hicret esnasındaki sarığını çıkardı. Bunu tanıdın mı ya Resulallah dedi. Bir gece vakti hicret yolunda bana vermiştin. Bu senin sarığın, ben de Ebu Mabet'im. Şu da hanımım, size süt bulamayınca yaşlı koyundan süt sağdığınız çadırdaki ihtiyar kadın Ümmü Mabet'tir ya Resulallah. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hoş geldiniz ey Ümmü Mabet, ey Ebu Mabet ailesi hoş geldiniz dedi. Allah Resulü onları Medine'den, Ensar'dan bir kardeşimiz, Müslüman ashabtan bir kardeşine emanet etti. Ebu Mabet'i ve Ümmü Mabet'i alacak, onları evlerine götürecekler. Onlara kerpiçten bir ev yapılıncaya kadar o Medineli sahabinin evinde misafir kalacaklar günlerce, haftalarca. Hazreti Peygamber vefa göstermişti. Çölde karşılaştığı, yolda görüştüğü, sütünü sağıp parasını ödediği insanlara Medine'de yer, yurt, ev, ocak olmuştu. İslam güzellik ve yardımlaşmaydı. Hele Ramazan ayları güzellik, barış, kardeşlik ve yardımlaşma ayı. Allah'ım Ümmü Mabet ve Ebu Mabet'in Resulullah tarafından vefa ile karşılandığı gibi Müslümanları Müslümanlara vefalı eyle ya Rabbi. Evimizde, ocağımızda, mahallemizde, köyümüzde, şehrimizde Müslümanları Allah'ım nerede olursa olsun birbirlerine karşı sadık, emin ve vefalı kıl ya Rabbi. Kötülerimizi ıslah eyle, iyilerimizin derecesini arttır ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şu çöl yolunda, Ebu Mabet'in çadırından geçen hicret yolunda Allah'ım yolumuzu Peygamberin Medine'sine çıkan, Resulullah'ın Medine'sine varan yollar eyle.